Birinci soru. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? 1. İletken maddelerin direnci az da olsa vardır. Evet, bu ifade doğrudur. 2. Yalıtkan maddelerin direnci yoktur denmiş. Tam tersi, yalıtkan maddelerin direnci çok fazladır olacaktı. 3. İletkenlerin direnci küçük, yalıtkanların direnci ise oldukça büyüktür. Bu ifade de doğrudur. Verilen ifadelerden 1 ve 3 doğru olduğu için doğru cevap C şıkkıdır. İkinci soru. Ahmet iletkenin dik kesit alanının ampul parlaklığına etkisini araştırmaktadır. Bunun için özdeş devrelere aynı maddeden yapılmış farklı boyutlarda iletkenler ekleyerek aşağıdaki düzenekleri kurmuştur. Araştırmanın amaca uygun üretilebilmesi için 1, 2, 3 ve 4 numaralı elektrik devrelerinden hangileri seçilmelidir? Şimdi iletkenin dik kesit alanı arkadaşlar bağımsız değişken, ampul parlaklığı ise bağımlı değişken. Dolayısıyla burada dik kesit alanı değişecek, farklı olacak, değerleri hep aynı kalacak. 1 ve 4 numaralı devrelere bakalım. Burada kesit alanı S, burada kesit alanı 3S. Yani kalınlık aslında dik kesit alanıyla kalınlık aynı şey. Burada iletkenin uzunluğu L, burada da L aynı. Buradaki ampuller aynı, piller aynı. Bakın hepsi aynı. Sadece dik kesit alanı farklı. Dolayısıyla uygun olan devreler bunlardır. 1 ve 4 doğru cevap B şıkkıdır. Üçüncü soru. Ampul vidalı metal bir kısım ve cam bir fanustan oluşur. Bu fanusun içinde filaman adı verilen bir tel bulunur. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. Filaman yüksek sıcaklığa dayanan wolfram metalinden yapılmıştır. Bu ifade doğrudur. 2. Filamanın sarmal hale getirilmesi direncini azaltır denmiş. Bu yanlıştır. Sarmal hale getirilmesi bu filamanın uzaması demektir. Uzaması da direncini azaltmaz, artırır. Dolayısıyla ikinci ifade yanlıştır. Üçüncü ifade ampulün içinde filamanla etkileşime girmeyen argon gazı bulunur denmiş. Bu da doğrudur. Verilen ifadelerden 1 ve 3 doğru olduğu için doğru cevap D şıkkıdır. Dördüncü soru. Şekilde aynı maddeden yapılmış F, H ve Z iletkenleri verilmiştir. Bu iletkenler farklı boy ve kesit alanlarına sahiptir. Buna göre F, H ve Z iletkenlerinin dirençleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi direnç maddenin cinsine, uzunluğuna ve kesit alanına bağlıdır. Şimdi bunların üçü de aynı maddeden yapılmış. O halde uzunluklarına ve kalınlıklarına göre değerlendirmemiz lazım. Önce F ile H'yi değerlendirelim. Bu ikisinin de kalınlıkları aynı fakat uzunlukları farklı. Dolayısıyla H'nin uzunluğu daha çok olduğu için H'nin direnci F'nin direncinden daha fazladır. Sonra F ile Z'yi karşılaştıralım. Bunların da uzunlukları aynı. F'nin kalınlığı S, Z'nin kalınlığı ise 2Z. Şimdi kalınlıkla yani kesit alanıyla direnç ters orantılıdır. İnce olanın direnci daha fazladır. Kalın olanın direnci daha azdır. Dolayısıyla F'nin direnci Z'nin direncinden fazladır. Şimdi bu ikisini birleştirdiğimizde şöyle olacak. En fazla direnç H'ye aittir. Sonra F'ye, sonra Z'ye. Doğru cevap B şıkkıdır. Beşinci soru. Zeynep özdeş piller ve ampullerden kurulmuş aşağıdaki devreler ile bir deney yapmıştır. Zeynep'in yapmış olduğu deneyde bağımlı, bağımsız ve sabit tutulan değişkenler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Devreleri incelediğimizde buradaki iletkenin gümüş, buradakinin de bakır olduğunu görmekteyiz. Demek ki iletkenin cinsi farklı. İletkenin cinsi farklı olandır. Yani bağımsız değişkendir. Dolayısıyla şıklara baktığımızda A ve D'yi eleriz. Bakın iletkenin cinsi burada var. Şimdi bundan etkilenen ise ampulün parlaklığıdır. Yani bu etkilenen bağımlı değişkendir. Pil sayısı ise sabit tutulan değişkendir. Dolayısıyla doğru cevap B şıkkıdır. Altıncı soru. Aşağıdaki özdeş elektrik devrelerine dik kesit alanı aynı olan farklı uzunluktaki bakır teller eklenmiştir. Buna göre 1, 2 ve 3 numaralı devrelerdeki ampullerin parlaklıkları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi 3 devrenin 3'ünde de bakır tel kullanılmış fakat uzunlukları farklı. Şimdi uzunluk arttıkça direnç artar. Direnç artınca da parlaklık azalır. Şimdi 1 numaralı devrede 10 santimetrelik tel kullanılmış. 2 numaralı devrede 15 santimetrelik. 3 numaralı devrede de 20 santimetrelik tel kullanılmış. Şimdi en kısa tel 1 numaralı devrede. Dolayısıyla 1 numaradaki ampul çok parlak yanar arkadaşlar. Daha sonra 2 numaralı devredeki ampul en az da
3 numaralı devredeki ampulün parlaklığı olur. Çünkü burada kullanılan tenin uzunluğu daha fazladır. Sıralama 1 büyüktür, 2 büyüktür, 3 şeklinde olacak. Doğru cevap A şıkkıdır. 7. soru. Şekildeki elektrik devresinde bağlantı kabloları arasına demir çubuk konulmuştur. Bu elektrik devresindeki demir çubuk aynı boyutlardaki gümüş çubuk ile değiştirilirse ifadelerinden hangileri doğru olur? Maddelerin iletkenlikleri demir küçüktür gümüş. Gümüşün iletkenliği daha fazlaymış. O halde demir yerine gümüş kullanılırsa iletkenliği daha fazla olduğu için ampul daha parlak yanar. Şimdi maddelere bakalım. Birinci madde, gümüşün direnci daha düşük olduğu için ampul daha parlak yanar. Şimdi gümüşün iletkenliği demirin iletkenliğinden fazlaydı. İletkenliğinin fazla olması demek direncinin daha düşük olması demektir. Direnci düşük olduğu için de daha parlak yanar. Bu ifade kesinlikle doğrudur. İkinci ifade, gümüşün iletkenliği daha yüksek olduğu için ampul daha parlak yanar. Evet, bu da kesinlikle doğrudur. Üçüncü ifade, devrenin elektriksel direnci artar denmiş. Şimdi demir çubuk yerine gümüş çubuk konulursa arkadaşlar direnç azalır, artmaz. Bu yanlıştır. Verilen ifadelerden 1 ve 2 doğru olduğu için doğru cevap C şıkkıdır. 8. soru. Direnç ölçer ile şekildeki telin direnci ölçüldüğünde okunan değer 6 ohm oluyor. Buna göre deneydeki tel ile aynı cins olan aşağıdaki tellerden hangisi bağlanırsa direnç ölçerde okunan değer daha fazla olur. Şimdi direnci etkileyen faktörler arkadaşlar telin cinsi, uzunluğu ve kesit alanıdır. Yani kalınlığıdır. Şimdi aynı telden takılıyor. Şıklara baktığımızda uzunlukları da 40 santimetre aynı. O halde kalınlığı farklı olacak. Şimdi kesit alanıyla yani kalınlıkla direnç ters orantılıdır. Şimdi inceldikçe arkadaşlar direnç artar. Kalınlaştıkça direnç azalır. Şimdi burada 10 santimetre kareydi kesit alanı. Şıklara baktığımızda 10 santimetre kareden daha küçük olan hangisi ise direnç daha fazla okunur. Evet, A şıkkında bakın 5 santimetre kare var. Dolayısıyla doğru cevap A şıkkıdır. 9. soru. Tabloda numaralanan araçların hangilerinin yapısında hem iletken hem de yalıtkan maddeler bir arada bulunur? 1. Kurşun kalem. Kurşun kalemin içinde arkadaşlar grafit vardır. Bu iletkendir. Dışında ise tahta olduğu için yalıtkandır. Yani kurşun kalemin içinde hem iletken hem yalıtkan vardır. 2. Kontrol kalemi. Bu da aynı şekilde. Kontrol kalemin içinde arkadaşlar metal var. Bu iletkendir. Dışında ise plastik olduğu için yalıtkandır. Yani kontrol kaleminde hem iletken hem yalıtkan madde vardır. 3. Floresan lamba. Floresan lambanın da içinde arkadaşlar aynı şekilde iletken madde vardır. Dışındaki cam ise yalıtkandır. Dördüncüsü bakelit çubuk. Bakelit çubuk arkadaşlar tamamıyla yalıtkandır. İletken madde yoktur. İçinde hem iletken hem yalıtkan olan maddeler 1, 2 ve 3 olduğu için doğru cevap D şıkkıdır. 10. soru. Aşağıda aynı metalden yapılan 3 tele ait bazı özellikler veriliyor. Bu tellerin dirençleri büyükten küçüğe doğru sıralandığında aşağıdakilerden hangisi elde edilir? Evet, aynı metalden yapmış, cinsleri aynı, kesitleri de aynı. Bakın üçünün kesiti aynı. Fakat uzunlukları farklı. Uzunluk arttıkça direnç artar. En uzun K olduğu için K'nin direnci büyüktür. L'nin direncinden o da büyüktür. M'nin direncinden. Sıralama bu şekilde olacak. Doğru cevap D şıkkıdır. 11. soru. Şekildeki düzeneği hazırlayan Berat ampulün ışık vermediğini görüyor. Ampulün ışık vermesini isteyen Berat devresinde hangi değişikliği yapmalıdır? Düzeneye baktığımızda arkadaşlar saf su kullanılmış. Saf su yalıtkan olduğu için burada ampul yanmaz. Şimdi ampulün yanmasını istiyorsa saf suyu değiştirmelidir. Saf suyun yerine çeşme suyu, tuzlu ya da sirkeli su konulmalıdır. Şimdi şıklara bakalım. A şıkkı kaba biraz daha su eklerse herhangi bir değişiklik olmaz. Gene ampul yanmaz. B şıkkı saf suya tuz döküp karıştırmalı. Evet. Bunu yaparsa arkadaşlar su iletken haline gelir ve ampul yanar. C şıkkı telin bir ucunu sudan çıkarmalı. Telin bir ucunu sudan çıkarırsa arkadaşlar devre kesintiye uğrar. Gene aynı şekilde ampul yanmaz. D şıkkı kaptaki suyu tamamen boşaltmalı. Kaptaki suyu da boşaltırsa arkadaşlar arada boşluk kalır. Yani teller birbirine değmediği için gene ampul yanmaz. Doğru cevap B şıkkıdır. 12. soru. Yanda verilen elektrik devresindeki ampulün parlaklığını artırmak isteyen bir öğrenci işlemlerinden hangilerini yapmalıdır? 1. Telin kalınlığını azaltmak. Telin kalınlığı azaltılırsa direnç artar. Direnç artınca da iletkenlik azalır ve ampulün parlaklığı azalır, artmaz. 2. Telin boyunu kısaltmak. Telin boyunu kısalttığı zaman direnç azalır, iletkenlik artar. İletkenlik artınca da ampulün parlaklığı artar. 3. Devreye bir ampul daha bağlamak. Devreye bir ampul daha bağlarsa arkadaşlar bu sefer ampulün parlaklığı azalır.
Dolayısıyla işlemlerden yalnız 2 yapılmalıdır. Doğru cevap A şıkkıdır.